Evet, astroloji takipçileri ve siz sevgili aslan burçları, bakalım Ağustos ayında sevgili aslanlarımızı neler bekliyor? Nasıl bir hayat, nasıl bir gündelik hayatında neler olacak? En çok nelerle karşılaşacaklar? Parasal durumları nasıl, enerjileri nasıl? Şöyle bir gezegenlerin etkisiyle neler yaşayacaklar? Şöyle göz gezdirelim. Biliyorsunuz sevgili aslanlar, yönetici gezegeniniz Güneş'in 22 Ağustos'a kadar, hatta 20 bazı günler doğum tarihine göre 23 olabiliyor. Güneş sizin burcunuzda. Enerjiniz yüksek ama kendi kendinizi gaza getirmek veya kendi kendinizle ilgili disiplin ya da enerji yüksekliği, biraz bencillik, biraz ego. Çünkü Güneş aynı zamanda yüksek egoyu da temsil eder ve siz aslanların yönetici gezegeni olduğu için ve sizin burcunuzun ayı olduğu için de bu sizi birazcık zorluyor tabii ki. Enerjiniz yüksek, iddialısınız. Zaman zaman ille de ben diyen duygularınızla çevrenize zor anlar yaşatıyorsunuz ve hiç kimseye hiçbir konuda taviz vermek istemediğiniz için zaman zaman çevrenizde olumsuz bir hedef kitlesi olabiliyorsunuz, ama gücünüz çok yüksek. İnsanları çok iyi ikna ettiğiniz için de ayın 22'sine kadar muhteşem bir enerjiniz var. Tabii ki ayın 13'üne kadar, 12'sine kadar Jüpiter artık son turunu sizinle yapıyor. Bu da çok önemli. Artık para evinize geçiyor. Bu bir sene boyunca para evinizden destek vermeye ve parasal enerjinizi yükseltmeye ve bol fırsatlı para kazanma şansını size sunacak. Bu da çok güzel. Geçen sene 2014 senesinde de şanslıydınız. Sonlarında 2015-2016'nın Eylül'üne kadar da parasal anlamda şanslı olacaksınız. 2016'da da çevresel ilişkilerinizde şanslısınız. Yani son 3-3,5 yılın en şanslı burçlarından birindesiniz. Ve bu arada Satürn ayın ikisinden sonra retrodan aile ve yuva evinizde kurtulacağı için uzun süredir borcunu ödemekte olduğunuz eviniz, emlakınız, satmak istediğiniz, çünkü Venüs de retro yaptığı için uzun süredir satmayı planlayıp da alıcı bulamadığınız bir evinizi, emlakınızı, mülkünüzü de elden çıkarabilirsiniz. Mirasınız varsa alabilirsiniz. Hukuksal bir sorununuz varsa mülkle ilgili, bu Venüs retrosunda Satürn retrodan kurtulduğu için her şeyi mükemmel bir şekilde sonuca getirebilirsiniz. Bunlar güzel. Ve üstelik Mars ayın 8'ine kadar, 9'una kadar sizin 12. evinizde. Biraz enerjinizi yüksek tutmanıza rağmen gösteremiyorsunuz, ama ayın 9'undan sonra da Mars'ın sizin burcunuza geçmesiyle her şey çok güzel. Bol çalışacaksınız. Jüpiter'in para evinizdeki fırsatından faydalanacaksınız. Ama dikkat etmeniz gereken tek şey var. Mars sizin burcunuza ayın 9'unda geçtiğinde, Venüs de orada retro yaptığı için bir anda ilişkilerinizde kıskançlıklar, elinizde olmayan nedenlerden bir anda ilişkiniz yön değişebilir. Hatta bir takım eski sevgililerle eski günlere ait bir kaçamak yeniden gündeme gelebilir. Bu 3-5 günlük belki de bile hormonal bir kaçamak da olabilir. Çok dikkatli olun. Hani süre gelen bir ilişkiniz varsa eski ilişkinizde lütfen yeniden devreye girmeyin. Çünkü nasıl olsa Venüs bitecek. Eylül'ün 3'ünden 5'inden sonra o ilişkinin de özelliğini kaybedecek. Eski bir ilişkiyi gündeme getirdiğiniz için de kendi kendinize kızacaksınız. Lütfen bunu yapmayın diyoruz siz sevgili aslanlara. Ama enerjiniz çok yüksek. Karşı cinsin bütün etkisi sizin üzerinizde. Kıskanılıyorsunuz, beğeniliyorsunuz. Ay boyunca herkes gözüyle sizi takip edecek. Hatta eskiler yeniler derken, bu kadar beğenilmek, bu kadar güzel olmak sizin de biraz gururunuzu okşayacak ve tabii ki de normal olarak egonuzu yükseltecek ve çevrenize karşı biraz daha buyurgan olacaksınız. Sanatsal faaliyetleriniz artacak, yüksek enerjiyle çevrenizi çok daha uyumlu ve güzel görüneceksiniz, ama Mars'tan dolayı da zaman zaman öfkelenip çevrenizde en önemli, size en yakın, en sevdiğiniz insanların da kalbini kırabilirsiniz. Evet aslanlar, ayınız böyle geçecek. Ama ne olursa olsun yapmanız gereken tek şey var ki, Venüs sizin ay boyunca burcunuzda da retro yapacağı için
lütfen eski sevgililer diyoruz. Bunu ısrarla söylüyorum çünkü gerçekten Ağustos ayı sonunda, Eylül'de pişman olacağınız olayların altını çize çize hayıflanıp durmayın. Yani keşke yapmasaydım, keşke olmasaydı. Ne olmuş? O da eskilerde kaldı. Niye tekrar gündeme getirdim? Bu benim hatam deyip kendi kendinize ceza kesebilirsiniz. Evet, bunun dışında her şey çok mükemmel olacak diyoruz ve sevgili aslanlarımıza da muhteşem bir Ağustos ayı diliyoruz.